Size bir soru. Evrendeki tek canlılar mıyız? Gökyüzüne baktığımızda size sayısız gibi gelen o parlak noktaların, yıldızların sayısı ortalama 2500'dür. Yani çıplak gözle maksimum bu kadar yıldız görebilirsiniz. Ancak bu galaksimizdeki yıldızların tamamının 100 milyonda birine denk geliyor sadece. En uzakta olanıysa bize 1000 ışık yılından daha yakın. Bu da Samanyolu galaksimizin ancak %1'ine tekabül ediyor. İşte gördüğünüz şu kırmızı yuvarlak içindeki kısım sadece. Gözlemlenebilir evren yaklaşık 90 milyar ışık yılı çapındadır. Evrende en az 100 milyar galaksi var. Bunlardan her biri 100 milyar ila 1 trilyon arası yıldız ev sahipliği yapar. Son yıllarda gezegenlerin de oldukça yaygın olduğunu öğrendik. Evrende muhtemelen trilyon kere trilyon yaşanabilir gezegen var. Yani evrende yaşamın var olması ve gelişebilmesi için çok sayıda fırsat olması gerekiyor, değil mi? Peki hayat nerede? Evrenin uzay gemileriyle dolması gerekmiyor muydu? Sahi nerede bu uzaylılar? Hadi biraz geriye gidelim. Eğer başka galaksilerde uzaylı uygarlıkları varsa bile aslında onları görmemizin hiçbir yolu yoktur. Bu da galaktik komşularımızın yani lokal grubun dışındaki hiçbir şeye hiçbir zaman ulaşamayacağımız anlamına geliyor. Bunun sebebi evrenin genişlemesidir. Yani çok hızlı uzay gemilerimiz olsaydı bile lokal grubumuzun dışındaki yerlere ulaşmamız milyarlarca yıl sürerdi. Evrenin ıssız, boş mekanlarında seyahat ediyor olurduk. O yüzden biz sadece Samanyolu'na odaklanalım. Samanyolu'nda yani bizim galakside 400 milyar civarında yıldız bulunur. Bu gerçekten de çok fazla. Şöyle düşünün. Dünyadaki her kum tanesi için 10 bin tane yıldız. Samanyolu'nda 20 milyar güneş benzeri yıldız vardır. Tahminlere göre o yıldızların 5'te 1'i güvenli yaşam kuşağında dünya büyüklüğünde bir gezegen bulundurur. Yani yaşamın oluşabilmesi için gerekli koşulları sahip alanda. Bu gezegenlerin sadece %0.1'inde bile yaşam olsaydı, Samanyolu galaksisinde 1 milyon civarında hayat dolu gezegen olurdu. Ama bekleyin, dahası var. Samanyolu galaksisi 13 milyar yaşında. Galaksimiz başlangıçta yaşam için uygun bir yer değildi. Çünkü çok sayıda patlama oluyordu. Ama yaklaşık 1-2 milyar yıl sonra ilk yaşama elverişli gezegenler oluştu. Dünyamız da sadece 4 milyar yaşında. Yani dünyadan önce galaksimizde yaşamın var olabilmesi için muhtemelen trilyonlarca şans vardı. Bunlardan sadece birinde yaşam, uzayda yolculuk yapabilen süper uygarlıklar oluşturacak şekilde gelişseydi bunu fark ederdik. Peki böyle bir uygarlık neye benzerdi? Şimdi tam da bu noktada önemli bir konudan bahsetmemiz gerekiyor işte. Kardeşev ölçeğinden. Bu ölçek Nikolay Kardeşev isimli Sovyet bir astrofizikçi tarafından oluşturulmuştur. En basit haliyle medeniyetleri kullanabildikleri enerji miktarına göre kategorilere ayırır. Bu ölçekte tip 1, tip 2 ve tip 3 olmak üzere 3 kategori bulunur. Bunlar da şu şekildedir. Tip 1 uygarlık kendi gezegeninin tüm enerjisine ulaşabilen, bu enerjiyi kullanabilen uygarlıktır. Eğer merak ediyorsanız Carl Sagan'a göre biz bu ölçekte 0.73 civarındayız. Yani önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde tip 1 uygarlık seviyesine ulaşacağız. Tip 2 uygarlıksa kendi yıldızının tüm enerjisini kullanabilen uygarlıktır. Bunu yapmak biraz bilim kurgu gerektirse de prensipte yapılması mümkün. Dyson küresi, güneşi çevreleyen dev bir kompleks gibi fikirler akla yatkın olabilir. Tip 3 uygarlıksa galaksisinin tümünü kontrol edebilen, enerjisini kullanabilen uygarlıktır. Bu kadar gelişmiş bir uygarlık bizim için tanrısal olurdu. Ama neden böyle bir uygarlık görmek zorunda olalım ki? Eğer belli sayıda insanı yüz binlerce yıl boyunca taşıyabilecek uzay gemileri inşa edebilseydik, galaksimizi 2 milyon yılda kolonize edebilirdik. Bu süre kulağa çok uzun gibi gelebilir. Ama unutmayın, Samanyolu çok büyük bir galaksidir. Peki bir galaksiyi kolonize etmek birkaç milyon yıl sürüyorsa ve Samanyolu'nda yaşamı destekleyen milyonlarca gezegen varsa ve bu yaşam formları bizden daha önce ortaya çıkıp bizim sahip olduğumuzdan daha fazla zamana sahip oldularsa, o zaman nerede bu uzaylılar? İşte buna Fermi paradoksu diyoruz ve bu paradoksun kesin bir cevabı yok. Ama bazı fikirler var. Hadi biraz filtrelerden bahsedelim. Burada bahsettiğimiz filtre yaşamın geçmesinin çok zor olduğu bir bariyeri temsil eder. Buna da The Great Filter diyoruz, yani büyük filtre. Büyük filtre teorisi bize şunu söyler. Sıfırdan üçüncü tip medeniyete doğru giden yolda bir duvar var. Dev bir duvar. Kimsenin aşamadığı. Bu zamana kadar bizim seviyemize ulaşmış tüm medeniyetlerin tosladığı bir duvar. Fakat bu duvar nerede?
İşte bu sorunun cevabı tüm insanlığın kaderini ilgilendiriyor. İki olasılık var burada. Bir iyi, bir de kötü haber. İyi haber şu olabilir. Oldukça önemli ve büyük filtreler var ve biz bu filtreleri geçtik. Belki kompleks yaşamın gelişmesi düşündüğümüzden çok daha zordur. Belki yaşamın başlamasını sağlayan süreç henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Yaşamın oluşması için gerekli şartlar çok karmaşık olabilir. Belki evren geçmişte çok daha vahşi ve düşmancaydı, ancak yakın geçmişte ortam yatıştı ve bu durum kompleks yaşamın yeşermesine imkan sağladı. Bu bizim eşsiz olduğumuz ve evrendeki ilk uygarlıklardan biri olduğumuz anlamına gelebilir. Ya da önemli ve büyük filtreler var ve bu filtreler önümüzde. İşte bu bayağı kötü olurdu. Belki bizimle aynı seviyedeki yaşam türleri evrenin her yerinde var ama önümüzdeki belli bir noktaya bu büyük filtrelere ulaşınca yaşam yok oluyor. Mesela müthiş bir gelecek teknolojisi var ama aktif edildiğinde gezegeni yok ediyor. Eğer bu doğruysa sonumuza başlangıcımızdan daha yakınız demektir. Ya da tüm evreni izleyen antik bir tip 3 uygarlık var ve bir uygarlık yeterince gelişince birden yok ediliyor. Belki de oralarda bir yerde keşfetmemizin bizim için de pek iyi olmayacağı şeyler var. Kötü olansa bunu bilmemizin hiçbir yolu yok. Belki de evrende yalnızız. Şu anda bizim gezegenimizin dışında bir yaşama dair hiçbir kanıtımız yok. Hiçbir şey. Evren ölü ve boş. Kimse bize mesaj yollamıyor, kimse bize cevap vermiyor. Belki de nemli bir toprak küresine sıkışmış, sonsuz bir evrende tamamen yalnız canlılarız. Bu fikirler sizi korkutuyor mu? Eğer korkutuyorsa doğru duygusal tepkiyi veriyorsunuz demektir. Eğer bu gezegendeki yaşamın ölmesine izin verirsek, belki evrende yaşam tamamen sonsuza dek yok olmuş olacak. Eğer bu durum buysa, evren sen nefesini verip sonsuza dek yok olana kadar narin yaşam ışığını sürdürmek ve yaymak için gözünü karartan, diğer yıldızlara doğru yelken açan ilk tip 3 uygarlık olmak zorundayız. Çünkü evren birileri tarafından tecrübe edilmemek, tadılmamak için fazlasıyla güzel.